Bugünkü konumuz okul kurucuları, okul yöneticilerinin okul iklimine etkisi. Biraz cambazlık yapacağız gibi sanki ya. Valla sen stres oldun birazcık. Görünür olmaları, ulaşılabilir olmaları, araya bir görünmez duvar örmemeleri, aynı iklimi oluşturan üst as değil, paydaşlarız özünde. Senin rolün başka, benim rolüm başka. Meslek de aynı bildiğim kadarıyla. E, e, Öğretmeniz değil mi? ya ö, Yani inşallah. <laughs> Öğretmenlik çok kolay bir zanaat, sanat değil. Yönetim de aslında mutfağın içinde. Şurada olunca evin bacasında mı, salonunda mı, nerede olduğunu bilemiyorum ve evde karşılaşamıyoruz onunla. Yönetime mi seslendim, öğretmene mi seslendim tam belli olmadı ama son cümlem bu. Berkay merhaba. Emir merhaba. Bu ceketi bir yerden gözüm ısırıyor. <laughs> Anlatmam lazım mı şimdi bunu? Bence küçük bahsedebiliriz ya. <laughs> tak tak soru cevap serisinin ilk videosunda bu ceketle, ceket mi bu, yelek bu. Yelek. Bu yelekle senin karşına çıktım. Sonra bir baktım ki amanın göbeğim çok belli oluyor. <laughs> <laughs> dedim ki bu videoyu istemiyorum Emir. Ondan sonra o başta sonra bir daha konuşmuştuk başka kıyafetle. Ama bu yelekten de vazgeçemeyince kiloda verince işte karşına çıktım yine bu yelek. Yeleğe bir söz hakkı doğmuştu o zaman. Ama şu anda karşımızda. Yeleğin hakkını yeleğe <laughs> diyelim ve konumuza geçelim. Bugünkü konumuz okul kurucuları, okul yöneticilerinin okul ikilimine etkisi. Valla Biraz cambazlık yapacağız gibi sanki ya. Zor bir konu gibi geldi bana. Valla sen stres oldun birazcık. Yönetici deyince böyle herkesin eli ayağı mı titriyordu acaba? Yani herhangi bir eğitim kurumuna da bağlı değilim aslında. Hani beni <laughs> ben bilmiyorum hani bağlı olsam acaba ne olurdu değil mi? Diyelim ve sözü sana bırakalım. Okula girdiğin anda işte okulun mutluluğu veya okuldaki pozitif enerjiyi hissedebiliyorsan en başta bu yönetimle ilgilidir. Yönetim aslında burada işleyişe başlar. Sen buradan anlayabilirsin. Şöyle düşünüyorum. Yönetim ne kadar görünür ve ne kadar masanın arkasında saklanır? Mesela sana şöyle bir şey sorayım. Ya kimseyi töhmet altında bırakmak için değil ama ben çocuk tarafından kendi öğrenciliğimi de düşündüğümde bak üniversiteyi de düşünüyorum. Sonuçta hocalar ve yönetim yönetimsel hiyerarşik bir şey oluşabilir de oluşmayabilir de. Mesafeyi korumak başka bir şey, sınırları korumak başka bir şey. Bak sınırlar şöyle bir düzlemde, hiyerarşi şöyle bir düzlemde. Hiçbir zaman üst az şeyini oluşturmayabilirsin, enerjisini oluşturmayabilirsin. Görünür kılınmak ne demek? Yönetime gelen kişi ya da bir şeyi kurmaya niyet eden bir kişi sadece hayalle değil aynı zamanda uzun süredir o hayalle ilgili biriktirdiği şeyleri açığa çıkarmak ister aslında. Ve böyle de olmalı. Biriktirir, biriktirir, biriktirir yıllar içerisinde bir konu üzerinde deneyim kazanır ve istediği şeyi, hayal ettiği şeyi o birikimleriyle dağıtmak ister, paylaşmak ister. Ve burada görünür olmak çok önemli. Ne kadar gerçekten ulaşılabilirsin, Tanıyorum bazı yönetim kademesinden insanları. Görüşemezsin bile yani. Onunla görüşmek için randevu alacaksın. İşte sekreter bir şeyler bir şeyler. Ya aynı iklimi oluşturan üst as değil. Paydaşlarız özünde. Senin rolün başka, benim rolüm başka. Birlikte bu iklimi ve enerjiyi ne kadar büyütebiliriz çocuk yararına? Bunu birlikte tartışmalıyız. Birlikte konuşmalıyız. Birlikte büyütmeliyiz. O yüzden de görülebilir olması çok kritik. Bu bir yanı. İki, müdürlerin, yöneticilerin derse girme hakkı vardır. Ben hak diyeyim de zorunluluk demeyeyim. Hakkı vardır ve derse girmelidir. Ne demek aynı zamanda bu? Yıllarca alanında eğitim, yani eğitim alanında biriktirdiklerini paylaşmakla ilgili bir e, görevi de var aslında. Hem birbirinden öğrenme sürecinde öğretmen arkadaşlarına hem de çocuklara aktarmak. Bu bir aslında gerçek bir görev. Çünkü belki de en çok yıllar içerisinde sen deneyimledin ve yönetimsel tarafa geçtin. Çünkü alanın kendisiyle ilgili biriktirirsen yönetim kademesine kendini taşımalısın. İnancındayım. Şöyle bir şey var. Öğretmenlik çok kolay bir zanaat sanat değil kalabalık sınıflarda, çok ulaşımı kolay olmayan okullarda öğretmenlik yapmaktansa yönetim kademesine geçmeye niyet ediyor bazı insanlar. Töhmet altına bırakmadan genel bir cümle kurdum. Ve birçok tanınmış kurucu için şunu söyleyebilirim. Ben kendimi burada çocuklara daha faydalı olacağımı düşünerek kendimi buraya taşıdım. Eğitim yani Eğitimcilikte şöyle kritik bence aşamalar var. Hiyerarşik değil. Kişinin kendisiyle ilgili aşamalar. 3 yıl, 5 yıl, 7 yıl, 10 yıl. Bunları tamamen benim deneyimim söyletiyor bana. 3 yılda Aa, ben böyle bir mesleği icra ediyorum. 5 yılda ayakların ayaklarım biraz yere bas basmaya başladı. 7 yılda daha hakimim kendime. 10 yılda en azından ben kendi böyle söyledim. 10 10 yıllık öğretmenlik işte 10 yılı bitirmiştim öğretmenlik hayatımda. Evet. Şimdi ben hiç böyle hani yönetimle ilgili bir şey düşünmedim. Ben hep mutfağı çok seviyorum. Ama çağırdığım şey şu. Yönetim de aslında mutfağın içinde. Şurada olunca evin bacasında mı ...salonunda mı... ...nerede olduğunu bilemiyorum... ...ve evde karşılaşamıyoruz onunla... ...biz hep aynı... ...aynı odalarda buluşabiliyor olmalıyız. Meslek de aynı bildiğim kadarıyla... E, e, ...öğretmeniz değil mi? ya ö, Yani inşallah... <laughs> ...ve şöyle de bir şey var... ...hani özel okul için... ...kurumlar için de söyleyeceğim birkaç cümle olsun... ...dediğim kısım burası... ...hayali kurup eğer... ...maddi imkanında varsa... ...öğretmen olmana gerek yok... ve hayali kurarken eğitime dair ve çocuğa dair bir başlangıç yapmak istiyorsun ama eğitimle ilgili de fikrin yok. O zaman hayali taşıyacağın, aktaracağın öğretmenlere de <laughs> yani aktaracağın öğretmenlere de aktaracağın şey ne? O zaman tabii ki hiyerarşi şey olur. O zaman ne olur biliyor musun? Patron ve çalışan. Ve ben bunu çok gördüm. Bunu gördüm, deneyimledim. O zaman da okul iklimi bozuluyor. Çünkü öğretmen özgün bir şekilde eğer donanımını sınıfına aktarmak istiyorsa bazı ihtiyaçlara gereksinim duyar. Bu maddi ve maneviyedir. Maddiyat her zaman ve her an için e, hayata geçemeyebilir. Çok anlaşılır bir şey. Bu her kurum için belli bir bütçesi vardır ve o bütçeyi doğru bir şekilde yönetmesi gerekiyordur. Bakın bu özel veya devlet ayrımı yapmaksızın bir bütçe vardır. Finanse eden devlet kurumuysa devlet, işte e, özel kurumsa kurucular. O finansı belli bir şekilde e, o organizasyonu sağlamak ve o organizasyon yani o organizasyonun bütçesi e, çerçevesinde onu kullanmak zorundadır. Ama aynı düzlemde eğer konuşamıyorsan, anlaşamıyorsan da manevi olarak da onun desteğini hissedemezsin. Burası çok kritik değil mi? Çocuğun yararından bahsetmemiz mümkün mü? Bu benim anladığım bir şey değil. Yani gerçekten anladığım bir şey değil. Bütçe olarak belli bir işte çerçevede hareket etmen gerekiyor. İşte manevi olarak da yanında hissedemezsen kurucuyu, yönetimi o zaman hem özgünlüğünle ilgili hem de yapmak istediklerininle ilgili. Öğretmen olarak bir yere sıkışmış hissedersin kendine. Direkt okul iklimine yansır bu. Eğer ki o biriktirme yani yönetimin çok biriktirerek yıllar içerisinde getirdiği deneyim ve donanım çocuğa dair yoksa buraya döneceğim. Bunun bir benzerini de yine eğitimle ilgili olduğu için çok kritik bir yer üniversitelerde görürüz. Şimdi ben çocukla çalışıyorum değil mi? Üniversitede benim çalıştığım hoca çocukla çalışmamış ise bana neyin deneyimini aktarabilir? Tekrar söylüyorum. Ben çocukla çalışacağım ve sahaya çıkar çıkmaz, öğretmenliğe başlar başlamaz çocukla sıfır noktasından başlıyorum kendim içinde. Eğer Çocukla çalışmamış bir kişiyle uzun bir süreye geçirdiysem lisans döneminde çocuğun yararına aslında çalışmış oluyor muyuz bilim yuvasında? Niye söyledim bunu? Aynı yansıma kurucu da yıllar içerisinde biriktirdiği hiçbir şey eğitim üzerine, eğitim alanında değilse o zaman biz hangi düzlemde çocuk yararını konuşabileceğiz? Sadece hayalini canlandırmak istediği bir grup kurup öğretmen grubu kurup bir binanın içerisinde hayata geçebilecek bir şey gibi gelmiyor bana. Bana uzak gelmiyor. Hani iki tane farklı konuymuş gibi söyledim. Onu ayrı uzun uzun konuşuruz ama çocuk yararına, eğitime dair yıllar içerisinde hiçbir şey biriktirmeden hayalimi ortaya koyacağım. Üniversiteden mezun oldum. Çocukla hiç çalışmadan Üniversitede hoca oldum. Ama direkt etkilenen şey öğretmen ve çocuk ve okul iklimi işte. Eğitim yani eğitimi ta kendisi. <laughs> Korkutucu mu konuşması? Sen genelde işin olumlu tarafından mı diyeyim, o taraftan gidersinler. Yani olumlu taraflarını anlatıp yani işte mesela başlığımız ne? Yöneticilerin okullara etkisi, değil mi mesela? Hani bu bu şey gibi tınlamıştı. En başta da söyledim olumsuz bir şey gibi tınlamıştı ama sen senin bunu hani olumlu bir taraftan anlatacağını ben hiçbir şüphe şey duymadım. Bu sefer sanki böyle biraz daha olumsuz taraftan anlatıp olumsuz olumlu yani olması gerekeni de biz duyduk gibi geldi bana. Bence öğretmenin ihtiyaçlarını birazcık seslendirmek istiyorum. Öğretmen de çocukla direkt çalışan kişi olarak sadece madden değil, manen kendisini anlayacak yöneticilere ihtiyaç duyuyor. Ve yönetici hiçbir zaman burada değil, şurada. Aynı düzlemde öğretmenli olmalı. Çünkü görevi farklı olsa bile paydaş. Bu paydaş değil. Bu evin başka odasında yaşayan birisi. Yatay mimari. Dikey mimari değil. Tam da bu. Son olarak yönetime bir seslenmeni senden rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ah. Buradan pardon. Kendi <laughs> yönetimini mi yoksa e, genel olarak tüm... Burada reklam olur ama benim yönetimim, benim yönetici kademem o kadar böyle olduğu için işte isim de vermeyeceğim. Hiçbir şey söylemeyeceğim. İşte bilen bilecek. O kadar yatayda bir anlayışla bir yönetim okul öğretmen yönetiyor. Böyle bir şey yok yani. Herkes eşit bir düzlemde birbirini kapsayıcı ve e, saran bir ...kurumda çalışıyorum ben. O yüzden e, isim vermediğim için de rahatım. Yöneticimi de çok yakından tanıyorum. O yüzden... E, ...benim içim rahat. Ama daha önceki deneyimlerime istinaden... ...ve bir sürü farklı şehirde ve farklı kurumda... ...ve farklı bir sürü öğretmenle bir araya gelen bir eğitmen olarak... ...çok basit bir şey. Bir çağrı falan böyle hani... ...Türkiye'ye seslenmiyorum yani. Çocuk yararına eğitime dair birlikte başarılabilecek bir şeyden bahsediyorum. Görünür olmaları, ulaşılabilir olmaları, araya bir görünmez duvar örmemeleri yeterli. Ve gerçekten hayal çocuğa dairse eğitime dair de çok okumalarını bir son cümle daha pek eğitimlerde ben okula davet ediliyorum. Pek okula davet edildiğim, verdiğim eğitimlerde yönetici kademesinden katılımcı görmedim. Görünür olmak böyle bir şey. Birlikte aynı anda hiçbir şeyden ıkınmadan, sıkılmadan, utanmadan aynı zamanda bir eğitimci ve öğretmen olarak aynı havayı solumak hiyerarşiyi ortadan kaldırır ve okulda etkisini görmek istediğin eğitime dair de fikir sahibi olabilirsin. Okuyup anlamak ve hep tartışarak öğretmenle konuşmak. Çünkü öğretmenin değeri hiçbir zaman yatsınmamalı. İki tane meslek biliyorum. Benim için inanılmaz değerli. Birisi hekimlik, birisi öğretmenlik. Direkt olarak insana etki ettiği için. Öğretmenin değeri inanılmaz önemli. Ve bu değeri öğretmen kendi kendisine verebilir. Yönetime mi seslendim, öğretmene mi seslendim tam belli olmadı ama son cümlem bu. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Teşekkürler Emir. Bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik öyleyse. Aynen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.